Herkese merhaba. Bugün sizlere Revit'te modellediğiniz mimari projenizi Twinmotion'da daha etkili bir şekilde sunabilmenizi sağlayan senkronizasyon konusundan bahsedeceğim. Twinmotion, gerçek zamanlı görselleştirme ve animasyon yazılımı olarak projelerinizi görsel olarak sunmanın en hızlı yollarından birisidir. Dahası Revit'le senkronize bir şekilde çalışması sayesinde modeldeki değişiklikleri eş zamanlı olarak kontrol edebilir ve daha hızlı sonuçlar almanızı sağlayabilirsiniz. İlk olarak Revit'te modellediğiniz projenin 3D sekmesinin açık olması projenizi Twinmotion'a yansıtmanız açısından önemli. Ardından Twinmotion kısmına gelip Open in Twinmotion yazısına tıklayacağız. Birlikte çok kısa bekleyeceğiz. Daha sonra sekme açılınca daha detaylı aktarıyor olacağım sizlere. Projenizin açılma süresi bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterecektir. Bu süreçte bilgisayarınıza göre açılma süresindeki değişikliklerin oluşması ve ortaya çıkması gayet normal. Açılan sekmede New Project kısmı işaretli olmalıdır ki Revit'te açık olan modelimizi direkt olarak Twinmotion'a yansıtalım. Eğer Existing Project'i seçerseniz bilgisayarınıza kayıtlı olan bir dosya üzerinden açma işlemini gerçekleştirmeniz gerekecektir. Daha önce söylediğim gibi New Project'e tıkladığımızda modelin görüntüsünü elde ediyoruz. Yine bu süreçte dosyanın açılmasını beklememiz gerekiyor. Açılan görselle Twinmotion dosyasına ait silme işlemlerini tamamlıyoruz. Ardından Revit'te kapı ve pencerelerin konumunda değişiklik yapmamız gerekecektir. Revit'te kapı ve pencerenin konumunda değişiklik yaparak senkronize etmeyi deneyeceğiz ve Twinmotion'daki değişimi birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi pencerenin bir tanesini siliyorum ve diğer pencerenin konumunda oynamalar yapıyorum. Ardından View sekmesinde Auto Senkronize'ye tıklayınca direkt olarak bütün değişiklikler eş zamanlı Twinmotion dosyasına yansıyor. Ancak bilgisayarınızda bu komut kasmaya sebep olabileceği için direkt olarak senkronize kısmını kullanmanızı öneriyorum. Revit'e gelince senkronize'ye tıkladığında Revit'teki değişikliği Twinmotion dosyasında da görmüş oluyoruz. Bu şekilde değişiklikler pencere üzerinde oluşturduğum değişiklikler ortaya çıkıyor. Eğer Revit dosyasına gidip Ctrl+Z komutu ile değişiklikleri geri alıp tekrar senkronize etmeyi denersek aynı şekilde Twinmotion dosyasında da pencerelerin eski haline geldiğini görüyoruz. Bu şekilde eş zamanlı değişimlerle daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.